2 3 Ay, nereye saklansak? 6 7 8 9 Yok, burada görünürüm. 12 13 14 Burada ben varım bebe. He, tamam. 19 20 Aa, burada da sen varsın. İstersen kalabilirsin. Yok yok, ben başka yer. Oo bebe. Abiş ya. Ben nereye saklansam birisi oluyor orada. Kal burada bebe. Kalmayacağım. Ben kendimi tek başıma saklanacağım, bir yer bulacağım. İyi sen bilirsin ama çabuk ol. Önüm, arkam, sağım, solum sebe. Saklanmayan ebe. Bakalım nereye saklandınız? Dudu, gördüm seni. Benden hızlı koşamazsın. Şimdi öbürlerini bulayım bakalım. Neredesiniz? Şimdi bulacağım sizi. Bakalım bakalım neredesiniz? Aha, buradan bir ses geliyor. Ay. Sanırım şurada biri var. Koş bebe koş. Bibi'yi de sabeledim. Şimdi sırada Pepe var. Bakalım Pepe nereye saklanmış? Pepe nerede sen biliyor musun Dudu? Çitlerin arkasında biliyorum. Ay bakalım Zeze bulabilecek mi Pepe'yi? Pepe nereye saklanmış? Pepe nereye saklanmış? Yanlış yere gidiyor. Evet. Hadi çık sobele sobele. Pepe! Koş Pepe koş. Hadi Pepe hadi. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Sobe sobe. Harikasın Pepe. Ay be, az kalsın yetişiyordum. Ay çok eğlendim. Aferin sana Pepe. Saklanmaç benim en sevdiğim oyun. Benim de. Benim de. Benim de. O zaman bir saklanmaç şarkısı söyleyelim. Hadi. 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 Saklanmaç. Kendine saklanacak bir yer aç. Saklanmaç. Kendine saklanacak bir yer aç. Saklanmaç oynamak çok eğlenceli. Bebe de bizimle saklanmaç oynuyordu değil mi? Evet, onu bulmayı unuttuk. Aa, bunca zaman niye çıkmadı ki? Hala saklanıyor demek ki. Bebe! Bebe! Neredeysen çık kardeşim. Biz seni unuttuk. Oyun bitti. Bebe! 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 Bizi duymuyor galiba. Bebe!
Aa, nerede ki Pepe? Ay, şimdi hatırladım. Benim yanıma gelmişti saklanırken. Sonra ben kendime yalnız saklanacağım bir yer bulacağım dedi. Bu tarafa doğru gitti. Ay, ormana doğru mu gitti yani? Çok uzağa gitmemiştir umarım. Hadi arayalım onu. Bebe, bebe. 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 Yok, yok, yok. Nereye gitti benim küçük kardeşim ya? Ha? Aa, bu ne? Ha? Yağmur başlıyor. Bebe, bak oyun yapıyorsan çık kardeşim. Yağmur başladı, ıslanacaksın. Gelin gelin, burası kuru. Burası ıslak. Burası kuru. Ay, nasıl da çok yağıyor. Evet, hiç bu kadar çok yağdığını görmemiştim. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Aa, yağmura daldık, bebeği unuttuk. Aa, doğru ya. Güzel kardeşim, şimdi bir yerlerde ıslanıyor olabilir. Bebeği nasıl bulacağız şimdi? Aa, bak dedem Pepe. Dede. Dede. Aa, Pepe. Ne yapıyorsunuz orada evladım bu yağmurda? Bebeği arıyorduk ama yağmur başladı dedi. Bebeği mi arıyorsunuz? Nerede ki bebe? Saklambaç oynarken birden yok oldu. Hay Allah. Yağmur yağması arayacağız ama çok yağıyor. Durun durun. Size bir şemsiye vereyim ben. Ha? Yakalayın birer tane. Yakaladım. Hadi Bibi, tut, tut oğlum. Ay, ben yakalayamadım. Kaçıyor bir şemsiye ya. Bu ne biçim şemsiye böyle? Benimki de uçuyor. Yakalayamıyorum. Gel bakayım buraya. Dodo, yakala. İkisi de sırılsıklam oldu. Öf ya. Ne armaz şemsiyesin öyle. Şimdi gösteririm ben sana. Vay be. Tuttum işte. Oh, tutamadım. Ya. Hep eve zeze kuru. Ha? Dudu ve Bibi ıslak. Yaşasın. Ha, bebeği bulduk. Bulduk. Yaşasın.
neden böyle telaşlısın? Evimin yolunu bulamıyorum çocuğum. Galiba kayboldum. Aa, gerçekten mi? Evine nasıl gideceğini bilmiyor musun yani? Bilemiyorum. Ne oldu pisi? Bir koku alıyorum çocuğum. Ne kokusu? Ay, galiba kara kavga geliyor. Sakin ol pisi. Pisicik de buradaymış. Sorsam acaba ne yapmaktaymış Gok? Kayboldum kara kavga. Demek kayboldun. Gok. Pisi kaybolmuş. Ne? Pisi kaybolmuş. Kara kavga. Sen buraları biliyorsundur. Evine nasıl gideceğini bana söyler misin? Bana ne? Niye söyleyecekmişsin? Söylemem. Söylemem tabii. Niye söyleyecekmişim? Ben de sinirimi bulacağım peki. Annem, babam, kardeşlerim beni çok merak ederler. Ne yapacağım ben şimdi? Yolu ben sana söyleyemem. Ama eğer kullanmayı bilirsen bu pusula seni evine götürür. Pusula mı? Evet pisi, bu bir pusula. Pusula ne işe yarar cücüğüm? Pusula yol gösteren bir alettir pisi. Gemi ve uçak yolculuklarında, gece olduğunda, siste yürürken, nerede olduğumuzu bilmeyecek kadar kaybolmuşken bize yönümüzü gösteren bir alettir. Ya, teşekkür ederim kara karga. Sen iyi kalpli bir kargasın. Yok canım, öyle içimden geldi. Kolay gelsin sana hadi. Kara karga vın uçtu gitti. Pisi, sen yönleri biliyor musun? Evet, doğu, batı, kuzey, güney. Aferin sana. Evet, 4 tane ana yön vardır. Doğu, batı, kuzey ve güney. Bak şimdi, pusulanın içinde kırmızı uçlu bir iğne var. Gördün mü? Evet gördüm cucu. İşte o iğne her zaman kuzeyi gösterir. Böylece diğer yönleri de ona göre bulmuş oluruz. İğne kuzeyi gösteriyorsa burası güney, burası doğu, burası da batı. Hayatıma hoş geldin pusula. Şimdi ben de kendi pusulamı çizeceğim. Merakla bekliyorum pisicim. İşte yönümüzü bulmamızı sağlayan bir araç. Pusula, benim pusulam. Pusulan harika görünüyor pisi. Yine ne oldu pisi? Bir koku alıyorum cücü. Sanki pan beni buldu, buraya geliyor. Ay, amanın, işte buldum seni kişi. Sakin ol Pam, ben iyiyim. Neredesin sen Fisi? Her yerde arıyorum seni. Niye buradasın peki Fisi? Kayıp oldum Pam. Evin yolunu bir türlü bulamadım. Kutlu olsun ki ben seni buldum. Gel bak, bu taraftan gideceğiz evimize. Gel. Ay. Bu taraftan gideceğiz. Kuzey bu taraf. Ay. Ben nereden geldim ki? Ay, başıma gelenler. Merak etme Pan. Evimizin yolunu bulacağız. Ama nasıl? Tabii ki de bir pusula sayesinde. Pusula mı? O ne ki? Bak şimdi. İşte bu bir pusula. Yönümüzü bulmamışız oluyor. İçindeki bu kırmızı iğne her zaman kuzeye gösteriyor. Böylece kuzeye, yani bu yola giderek evimizi bulabileceğiz. Pusula. Evet, bu bir pusula. Bakalım pusulumuz ne diyor. Şu taraftan diyor. Şey geçemeyiz ki.
Keşke şu sarmaşığı tutmanın bir yolu olsaydı. Amanın, ben bu hareketi biliyorum. Kesin kara karga geliyor. Yandık, yandık. Ne oldu? Hala evinize gidemediniz mi siz? Gidemedik kara karga. Nasıl yani? Bize engel olmayacak mı bu karga? Karga bugün bize yardım etti. Aslında o çok iyi kalpli. Sadece bazen biraz yaramazlık yapıyor. Aslında falan karga bizi çok seviyor. Evet, ben seviyorum yaramazlık yapmayı Gak. En çok da pisiyle Pan'ı kızdırmayı Gak. Ama bugün canım kızdırmak istemiyor Gak. Hatta içimdeki ses size yardım etmemi söylüyor Gak. O zaman durma karga, bizi ulaştır şu pisarmasına. Bugün inanamıyorum bu pisarıma. Meğer yardım da edermiş bize kara karga. Tabii ya. Tut bakalım. Aman! Ay geçtim ben de, geçtim. Teşekkürler kara karga. Biz seni çok seviyoruz aslında. Bazen bizi kızdırsan da bizim yaramaz arkadaşımızsın sen aslında. Seviyorum aslında sizi ben de. Ama be, siz de iyice duygusal yaptınız beni de. Kalk, kalk. Bulduk, bulduk sizi. Evimizi bulduk. Yaşasın. Tabii kara karga ve pusula sayesinde. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Tekerlekli sandalyeye mi, pusulaya mı, el arabasına mı? Doğru, pusulaya. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın, kendinize harika bir pusula çizin. Hop, 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 hop. Hop. Merhaba pisi. Merhaba cücüğüm. Ne güzel ip atlıyorsun canım. Evet, ip atmamayı çok seviyorum cücüğüm. Bak. Hop hop. Gördün mü? Gördüm. Harikasın canım. Ay çok yoruldum. Çok susadım cücüğüm. Şurada cam çiçeği sağlıklı suyum var. Ay. Aa, ne oldu pisi? Sıcak sıcak cücü. Aha, güneşte kaldığı için ısınmış sanırım canım. Of, ama içilecek gibi değil. Ama evden çıkarken buz gibiydi bu su. Niye ısındı anlamadım ki. Güneş bizi ısıttığı gibi suyu da ısıtır pisicim. Hani dedin ya, hani hava bugün çok sıcak dedin ya. İşte bu sıcaklık herkese geçer. Suya da geçmiş ve su ısınmış. Ama hava böyle sıcakken ben nasıl böyle soğuk su içebilirim ki? Aa, bir koku alıyorum cücü. Sanki kara karga buraya geliyor. Gak! 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 Merhaba pisi. Yüzün asık gördüm yine seni. Ah kara karga, sorma sorma sorma. Biraz soğuk su içmek istiyordum ama evden getirdiğim su ısınmış burada. Bilemedim ki soğuk suyu nasıl taşırım yanımda. Aa, üzüldüğün şeye bak. Karga bunu termosla çözer. Gak! Termos! Tabii ya, karga haklı. Termos nasıl bir şey cücü? İşte böyle bir şey pisi. Bu bir termos mu? Evet pisi, bu bir termos. Peki termos ne işe yarar cücü? İçine koyduğun şeylerin sıcaklığını korumaya yarar pisicim. Yani içine soğuk bir şey koyarsan onu soğuk, sıcak bir şey koyarsan onu sıcak tutar. Gerçekten mi? Yani soğuk suyu elden çıkarken içine koysam, burada oynasam, sonra içerken ısınmış olmaz mı? Hayır, olmaz. Termosun içinde suyun hep soğuk kalır canım. O zaman ben bir termos.
olsa bayıldım. Hayatıma hoş geldin termos. Soğuk su bulamaya. Ay. Pazinenin. Çok özür dilerim sizi. Sana gelmek istediydim ama. O elindeki ne ki? Bu bir termos pan. Termos mu? Evet, termosun içine soğuk su koymayıp şelaleye gidiyorum. Harikaymış. Şimdi benim büyük bir sorunum var. Ne oldu pan? Evde misafirler var. Çay demlemiştim annemle. Birer bardak çay verdim herkese. Çaydanlık çay dolu daha ama ocağın tüpü bitti. Yani çayı misafirler gelene kadar nasıl sıcak tutmam lazım? Çay soğuyor gittikçe. Onlara soğuk çay verirsem çok ayıp olur. Annem de biraz kızar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Buldum. Çayı da termosta sıcak tutabiliriz falan. Ama soğuk su için demiştin. Termos hem soğuk şeyleri soğuk tutmaya hem de sıcak şeyleri sıcak tutmaya yarar falan. Gerçekten mi? Evet canım. Termosu misafirler gidene kadar sana verebilirim. Yaşasın o zaman. Sorunu çözdük. Bazen bir sorun çıkar hayatta. Çözüm bulmak gerekir inatla. Sakın çözüm yok diye ağlama. Çözüm aslında çok yakınlarda. Doğru bakarsan düşünürsün. Düşünürsen bulursun. Bulursan da çizersin. Çünkü asıl çözüm sensin. Ne kokusu? Sanki kara karga buleye geliyor. Pisiyle pan burada bak. Ver şimdi onu. Şimdi alırım onu. Dur. Yapma arkadaşım ya. Termosu bana kara karga getirdi. Onu üzme. Allah Allah. Sen ne kadar iyi bir karga oldun öyle. Bu iyilikleri niye yapıyorsun bize? Ben kötü bir karga değilim Pan aslında. Sadece biraz yaramazlığı seviyorum da. Ama iyilik yapmak da çok güzel. Ben ona iyilik yapınca pisinin yüzü güler. Güzel karga ya. Bazen sana kızsam da seni seviyorum ben de aslında. Ne mutlu o zaman bu kara karga ya. Abi. Çayın soğumaması için ne yapacağız? Annem telaşla evde bekliyor. Merak etme kardeşim. Çayımız soğumayacak. Ama nasıl? Çay koyacağız. Termosa. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Pompaya mı? Termosa mı? Büyütece mi? Doğru, termosa. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir termos çizin.